Efendim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. Soru şu. Gerek trafik sigortasında gerekse kasko sigortasında daha doğrusu otomotiv sigortalarında primler artacak mı? Bu soruyu neden soruyoruz? Aslında bu soruyu sizler sordunuz. Biz de bu programımızı ona göre ayarladık. Çünkü bir taraftan kurun artışı yedek parça maliyetlerini ve hasar maliyetlerini arttırıyor. Haliyle de soruyorsunuz önümüzdeki dönem bu artıştan dolayı gerek kaskoda gerek trafik sigortasında bir fiyat artışı yaşanacak mı? Bu bir. Bu soruya bir tane de ben ekleyeyim. Bu hasar maliyetlerini bu dövizdeki artış ne kadar etkiledi? Biraz bunları konuşmak istedik. Efendim Doğal Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Kırmızı bizlerle birlikte canlı yayında. Bu sizlerden gelen soruları kendisine ileteceğiz. Siz de canlı yayında bize ulaşabilirsiniz. bakış@ntv.com.tr. Başlayalım efendim. Evet efendim, bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerimizi yayın esnasında arkadaşlarımız iletecek. Ama Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sayın Kırmızı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bir küçük haber hazırlamışlar. Bunlar anladığım kadarıyla Türkiye Sigorta Birliği'nin yeni açıkladığı 9 aylık teknik sonuçlar. Orada biraz tabloyu görelim. Sizle böyle rakamlarla çok fazla yormayalım. Biz daha çok bu izleyicilerden gelen bu zaman içindeki soruları size iletelim. O da zaten temel soru. Hasarlar ne kadar arttı ve bu bizi etkileyecek mi? Şu haberi birlikte tabii. Bir izleyelim. Efendim bir küçük haberimiz var. Hep birlikte izliyoruz. Sonra Sayın Kırmızı ile sohbetimize başlıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği 2021 yılı Eylül sonu teknik sonuçlarını açıkladı. Sigorta şirketleri hemen hemen tüm branşlarda teknik kar elde ederken trafik sigortasında ise rekor zarar açıklandı. Geçtiğimiz yılın 9 aylık döneminde trafik sigortasında 1,3 milyar lira teknik kar elde eden sigorta şirketleri bu yılın 3. çeyreğinde 897 milyon lira zarar etti. Geçen senenin 9 aylık döneminde trafik sigortasında hasar prim oranı %80 iken bu yılın 3. çeyreğinde hasar prim oranı %102,4'e çıktı. Yani sigorta şirketleri 9 aylık dönemde topladıkları 100 liralık prim karşılığında 102 liradan fazla hasar ödedi. Bu yılın 3. çeyreğinde kaskoda prim üretimleri %29 artsa da teknik karlılıkları düştü. Geçen senenin 9 aylık döneminde kaskoda 1,9 milyar lira teknik kar elde edilirken bu yılın aynı döneminde karlılık 916 milyon liraya geriledi. Bu yıl sigortacılar kasko dağıldıkları her 100 liralık primin 81,3 lirasını hasar olarak ödedi. Evet, özetle rakamlar böyle. Tekrar hoş geldiniz Nihat Bey. Hoş bulduk. Şimdi ne oldu bu? Şimdi yani ben biliyorum bu dövizdeki artış özellikle sizlerin hasar maliyetlerini arttırdı. Ne kadar arttırdı onu bilmiyorum. Detayını siz paylaşacaksınız bize şimdi. Özellikle biz otomobil sigortaları, otosigortaları dediğimiz kasko ve trafik üstünden gidelim. Trafik tabii geniş bir kitleyi kapsıyor daha çok. Kasko adı 4 araçtan biri şeklinde ama hepsini etkiledi. Nasıl etkilendi? Biraz buradan başlayalım sohbete. Buyurun. Tabii tüm sigorta branşlarında aslında sadece otomobil sigortaları değil tüm branşlarda bir hasar maliyetlerini etkileyen durum söz konusu. Dövizin artışı, enflasyon ortamı bu maliyetleri mutlaka bütün branşlara yansıtıyor. Evet, otomobil branşları tabii herkesin daha çok ilgi duyduğu, herkesin daha çok aldığı bir sigorta poliçesi türü olduğu için buralardaki yansımalar daha çok hissediliyor. Sigorta şirketlerine olan hasar yansımaları. Bunun birçok sebebi var. Biraz önce haberde de 2020 ile kıyaslandı. Aslında 2020 ile kıyaslamak biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü 2020 yılında biliyorsunuz bu pandemiden dolayı bir takım kapanmalar vardı. Bu kapanmalar mutlaka hasara olumlu yansıdı. Sanki orada bir kar fazla çıkmış gibi evet. Görünmesinin sebebi biraz hasar olmadı, tabii. Kısıtlamalar vardı. Hasar oldu ama kısıtlama günleri otomobiller dışarıya çıkamadı ya da daha evet. Az çıktı mecburiyetlerden dolayı çıktı. Hasarlar, kazalar o oranda düşmüş oldu. O da pozitif olarak yansıdı. Ama
geçmiş yıllardaki gibi bu yıllarda da trafik ve kasko sigortalarındaki hasarlar artmaya devam ediyor. Tabii ki şimdi ülkemizde bu otomobil branşındaki yedek parçaların çoğu ithal. Yaklaşık %55'e ithal. Ya bir şey soracağım Nihat Bey. İthal evet ama çoğu Avrupa'dan geliyor değil mi? Biz hep dolar konuşuyoruz sigorta sektörü açısından ama aslında eurodur değil mi? Sizin aslında baz euro, doğru, eurodur ama tabii dolar artık bir dünya parası gibi algılanıyor. O hale geldi. Genelde dolar algılanıyor. Biz daha çok kendi içimizde, şirket içinde euro olarak tabii. Çünkü Avrupa'dan ithal ediliyor çoğu yedek parça. Burada başka bir sorun daha var. Şimdi evet, kur artışından oluşan bir zarar yansıyor. Çünkü biliyorsunuz biz bugün poliçe yapsak, bu poliçe 365 gün geçerli. Evet. Birinci gün hasar olmuyor. Tabii birinci gün de olabilir, 365. gün de olabilir. Ortalama 6. 7. ay olarak hesaplıyoruz. Böyle bakınca aslında biz diyelim ki o aracı sigortaladığımızda 200 bin liralık bir araçtı. 7-8 ay sonra, bir sene sonra bu araç şu anki döviz artışı ve enflasyon ortamına bakarsak 300 bin lira, belki 400 bin lira olabiliyor. Yani siz hasarı artık o rakam üzerinden ödemeye başlıyorsunuz. Yedek parça hiç görünmeyen bir şey. Hadi araç maliyeti bir şekilde görünüyor ama yedek parça da aslında o oranda artmış oluyor. Bu hasarlara çok ciddi şekilde yansıyor. Yani siz müşteriye dönüp de artık poliçeyi o gün 1000 liraya kestim, 1300 lira oldu, 300 lira daha sür prim uygulayacağım diyemiyorsunuz poliçe bitene kadar. Artık herhangi bir prim uygulayamıyorsunuz. Özellikle oto sigortalarında. Bu da hasarınıza çok olumsuz yansıyor. Gelirinize hiç yansımamış oluyor. Fiyatlar artacak mı diye bir soruyla başladık. Fiyatlar artacak mıdan önce onu biraz sonra konuşuruz. Şimdi biz yayın öncesi de sohbet ettiğimizde sizde tabii Avrupa ülkelerinde de bir enflasyon var. Evet. Dolayısıyla değil mi? Evet, evet. Buradan siz devam edin daha iyi. Evet, diğer bir sorun da artık sadece ülkemizde değil, dünyada enflasyonun arttığı bir ortam var. Artış bir trendi var. İşte Amerika'da %5, İngiltere'de 4.56, Avrupa'da, Almanya'da yine 4'ler 5'ler, yani enflasyon giderek artıyor. 6'lara 7'lere çıkacağı söyleniyor. Amerika'da onlara geleceği konuşuluyor. Eskiden 100 dolarlık bir parça yine 100 dolar olarak geliyordu. Biz kur farkından zarar ediyorduk. Yani kur farkı yansıyordu. Hesaplarımızı ona göre bir şekilde yapıp tutturabiliyorduk. Yıl sonu hedeflerimizi realize edebiliyorduk. Fakat şu anda orada da bir enflasyon başladığı için 100 dolarlık bir parça 101, 102, 103, 105 dolarlara gelme riskiyle karşı karşıyayız. Bu da maliyetlerimize kur farkı dışında da bir yansımasının olacağı görünüyor. Çünkü oralarda da fiyatlar artmaya başladı. Ham madde fiyatları artmaya başladı. Tabii bunun çözümleri de konuşulabilir. Birçok yöntem uygulanabilir. Ama maalesef sektörümüzde böyle bir zarar ortamı doğmuş durumda. Bu da teknik sonuçlara yansımış zaten. İşte onu söylüyorum. Rakamlara baktığımda trafik sigortasında 9 ayda hasar prim oranı, yani Türkçe meali, yani topladığınız primlerle ödediğiniz hasar arasındaki farkı %102 olarak gördüm. Yani 100'ün üzerinde. Yani 100 liralık prim alıyorsunuz, üzerine 110 lira falan cebinizden ödüyorsunuz. Öyle değil aslında. Daha nasıl fazla ödüyorsunuz. Bu sadece hasardan ödediğiniz. Ha, doğru. Bunun acente komisyonu var, genel giderleriniz var, birçok başka giderleriniz de oluyor. Bunları da koyduğunuzda %130'lara da çıkabilir. %115, %120, %130. Yani kestiğiniz poliçenin basamağına göre bunlar değişebilir. Ama sadece %102 denen teknik sonuçlar hasar maliyetleri, sadece hasardan yansıyan maliyetler. Ama bunun üzerine işte diğer giderleri de acente komisyonlarını koyuyoruz, genel giderleri koyuyoruz. Bir de Ocak ayında asgari ücret artışı var tabii, bundan da etkileneceksiniz. O da çok bedeni hasarlara, özellikle trafik evet, sigortalarındaki bedeni hasarlara çok büyük bir yansıması oluyor. Her yıl bunu yaşıyoruz. Buradaki artış oranı ne olacağını tabii bilemiyoruz, onu göreceğiz. O gelecek oranda da bizim hasar maliyetlerimiz, bedeni peki, hasarlarda özellikle. Yani şimdi zarar ediyorsunuz trafik sigortasından. Bu da böyle hani zarar etmek çok da makul ve mantıklı değil. Bir taraftan da mali karlarınız mı var? Onunla mı tolere ediyorsunuz, kompanse ediyorsunuz? Onu anlayamadım. Zararı nasıl sürdürülebilir? Zarar sürdürülebilir bir şey değil. Diğer kar eden branşlara yöneliyor şirketlerimiz. Özellikle bizim şirketimiz. Trafik sigortası zorunlu bir sigorta poliçesi olduğu için eğer ruhsatınız varsa o branşta yapamam diyemezsiniz. Bunu yapmak zorundasınız. Talep geldiği ölçüde.
onu yapmanız gerekir. Fiyatınızı tavan fiyat uygulaması var biliyorsunuz. Fiyatınızı tavanı geçmeyecek şekilde tavan fiyata kadar getirebilirsiniz. Ama Nihat Bey, tavan fiyat var diyorsunuz trafikte ama %30-%35 de ucuza son bir sene. Yani sene başından bu yana ben fiyatlara baktım. %25-%35 bandında trafik sigortası indirimli satılıyor. Bu da rekabet. Güzel bir şey tüketiciye faydasına. Yani şirketler açısından güzel değil ama tüketici açısından çok güzel bir şey. Ben zaten tüketiciyi düşünüyorum. Serbest piyasa ekonomisi böyle bir şey. Bu rekabeti oluşturup tüketicinin bu işten faydalanmasını sağlamak. Tüketici de sigorta branşında yani sigorta ürünlerinde bu rekabetten fazlasıyla faydalanabiliyor ülkemizde. Çünkü ülkemizde gerçekten tüm branşlarda bu sağlık sigortası olsun, yangın sigortaları olsun, trafik kasko olsun gerçekten çok ucuz. Yani Avrupa'ya göre, Amerika'ya, gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda bizdeki fiyatlar çok ucuz. Otomobil fiyatlarımız çok yüksek olmasına rağmen o ülkelere göre trafik ve kasko fiyatlarımız çok ucuz. Bu şunu getiriyor, işte bu ortamdaki rekabet tüketicinin cebine yansıyor olumlu anlamda. Peki şimdi bunları konuştuk, gelelim işin bir başka boyutuna. Tabii biz bunları konuşunca haliyle izleyicilere şöyle bir şüphe uyanıyor. Ha, o zaman demek ki yakın tarihte ya da önümüzdeki seneden itibaren gerek trafikte gerek kaskoda fiyatlar artacak diye bir beklentiye giriyor biz böyle konuşunca. Artacak mı? Yani böyle bir beklenti yansıtacak mısınız? Özellikle trafik sigortasında böyle bir beklentiye girilmesin. Biliyorsunuz tamam fiyat sadece 1.25 %1.25 oranında aylık bazda artabiliyor. Bunu yılla çarptığımızda enflasyonun bile altında. Aslında fiyat yansıması çok fazla olmayacak. Rekabet ortamını da düşünürsek dediğiniz gibi zaten tamam fiyatında altında satılıyor. O yüzden belki bir parça yükselse de enflasyonun çok altında bir yansıması olacak. Kaskoda durum farklı. Orada bir tamam fiyat uygulaması yok. Ama orada da yoğun bir rekabet var. Orada da fiyatlar yine en fazla enflasyon oranı kadar artış gösterebilir. Bunun dışında yani tüketicinin korkacağı bir artış olmayacaktır. Hasarlı değilse, hani tüketici bir hasar yapmamışsa, tabii hasarlarda sürprim uygulanıyor. İlginç bir soru sormuş, araya gireyim. Nihat Bey'e sorar mısınız diyor, zarar ettikleri bir branşta neden rekabet etmeyi gereği duyarlar sigorta şirketleri? Gerçekten ilginç bir soru. Yani madem zarar ediyorsunuz, neden birbirinizle rekabet ediyorsunuz? Çok doğru bir soru. Ama sigortacılık çok teknik bir iş. Bazen müşterinin birçok ürününü sigortalıyorsunuz. Evini, arabasını, iş yerini sigortalarken yok ben senin trafiğini yapmıyorum diyemezsiniz. Bu hem şık olmaz. Müşteriye hizmet vermeniz lazım. En iyi, en kaliteli hizmet vermeniz lazım. Çoğu müşterimiz de bu şekilde. Yani müşterimizin birçok şeyini sigortalıyoruz. Birinden de zarar ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, aslında özü o değil mi? Yani şimdi yaklaşık 15-20 çeşit ürün var sigortada. Evet. Trafik değil ama diğerlerinde bir zarar yok ortada. Bir de baştan dediğim gibi müşterimizin talebi olduğu ölçüde zorunlu bir poliçe olduğu için trafik sigortaları yapmak zorundayız. Yani orada yapamıyoruz deme şansımız da yok. Kar etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapacağız. Gerek sigorta şirketleri kendi üzerinde gerek birlik faaliyetleri olarak SDDK ile iletişim halinde bütün sigorta şirketleri yoğun biçimde. Tabii ki sektörün karlılığı da bu anlamda önem taşıyor. Onun için de birçok önlemler almaya çalışıyor her şirket kendi özelinde. Nihat Bey, bakın bir başka izleyici bir şey sormuş. Evet, bu bir kafa karışıklığına neden olabilir. Buradan da açıklayalım. Bizim programlar böyle oluyor. Başlıyoruz, biz arada sohbet ediyoruz konuklarımızla. Sonra zaten izleyici yönlendiriyor bizi. Öyle bir gidiyoruz, diyor ki izleyicimiz. Teminatları düşürüyorlar diyor. Böyle bir şey var mı? Aksine benim bildiğim kadarıyla trafikte... Trafikte teminat düşürme diye bir şey söz konusu değil. Sadece içine başka yol yardım hizmeti, çekici hizmeti gibi hizmetler konulabilir, konulmayabilir. Hani bunlar teminat düşürmek değil, ek teminat olarak konulabilir. Onun dışında teminat düşürmek mümkün değil zaten. Orada tarifeleri SDDK belirlediği için orada bir de 2020'de artıyor galiba. Hiçbir şey yok. Tabii. Sigorta. Her yıl artıyor. Hem vefat teminatı hem de maddi önceden belirlenen bir teminatı artırılıyor. Şimdi biz tabii trafik ve kaskoya, oto sigortalarına yoğunlaştık ama aslında bir tarafta konut sigortaları da var. Yani bu artış, bakıyorum ben konut piyasasına da bir konutlarda bir değer artışı var haliyle. Dolayısıyla herhalde burada da bir sizde bir değişiklik var değil mi? Yani konutun değeri arttığı için
sizin de herhalde sigorta sisteminde bunun bir yansıması olacak. Nasıl yansıyacak? Onu da bir paylaşın Nihat Bey. Orada da yoğun bir rekabet var maalesef diyoruz. Müşteri adına da mutluluk verici bir şey tabii. Tüketici. Ben tüketici yani olduğum için sonuna kadar savunuyorum. Evet. Sıkıntı yok. Evet. Sigorta şirketlerinin orada da genelde deprem fiyatı veya deprem fiyatının çok az üstünde bir fiyatlarla iş yeri, konut ve gibi eşya sigortası ayrı bir şey. Konut ve ya deprem fiyatları tarifelerinden ancak satılabildiği için bu da rekabetin getirdiği bir durum. Müşterilerimiz yani bence buna rağmen burada da sigorta fiyatları yurt dışıyla kıyaslandığında, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında biz de kendimiz gelişmiş ülke olarak gördüğümüz için sigorta fiyatları çok düşük. Yani şöyle bir örnek vereyim. Lütfen. Ortalama 500 bin liralık bir evin içinde de 100 bin liralık eşyasının olduğunu düşünelim. Yaklaşık 400-500 liraya sigortalatabiliyorsun. Yıllık. Yıllık. 400-500 liraya sigortalatabiliyorsun. İşte sel, su baskını, yangın, deprem gibi birçok teminatı da içine alarak. Hı. Aynı sigortayı Almanya'da yaptırdığınızda minimum 1000 euro ödersiniz. Ki konut değerini baktığınızda neredeyse Almanya'yla eş hatta aynen. Belki İstanbul'da belli başlı bölgeler. Özellikle araçlarımız bizde çok daha pahalı. Çok daha pahalı evet. Ama bravo. Ödediğimiz sigorta primleri çok çok daha ucuz. Yine konutta da aynı durum söz konusu. Yani 1000 euro, 1500 euro, 2000 euro ödediğimiz Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde veya Amerika'da dolar olarak orada da çevirdiğimizde ödediğimiz rakamları ülkemizde 500 lira, 600 lira, 1000 TL gibi rakamlarla yaptırabiliyoruz. Bütün eşyalarınızı güvence altına alıyorsunuz. Depreme karşı kendinizi teminat altına. DASK ayrı bir konu. DASK zorunlu olduğu için onu evet. da yaptırmak gerekiyor. Ama bakıyoruz ki penetrasyon çok düşük. Maalesef. Yine de herkes sigorta yaptırmıyor. Evet. 4 araçtan biri kaskolu galiba. 4 koluttan biri sigortalı. Sigortalı. Çok işte %25-30'ları zorlayan bir ama şu anda ülkemizin %80'inin 90'ının sigortalı olması gerekirdi. Çünkü deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz. Her günde deprem yaşıyoruz. Her günde deprem yaşıyoruz. Erzurum'da. İşte bir yerde bir deprem olduğunda o gün biraz artış oluyor konut sigortalarında, DAS sigortalarında. 3-4 gün sonra unutuluyor. Yine normal hayata dönüyoruz. Ciddi de hasarlar ödüyorsunuz sigorta sektörü. Ben tabii yani sellerde. Hem o kez hem de otomotivde de bakıyorum. Her gün bir trafik kazası ölümlü, yaralanmalı, ciddi yani maddiyi bir kenara bırakıyorum. Şimdi 2020 ile 2021'in arasında şöyle de bir fark var. Hatta 2019 ile 2021'in arasında şöyle bir fark var. Şimdi 2020'de evet kapanmalardan dolayı işte hafta sonu kapanmalar olduğunda hafta sonu insanlar daha az dışarıya çıkıyordu. Evet. Mecburiyetler olmadığı evet. sürece. Dışarı oranda azaldı ama 2021 yılında da tam tersi. İnsanlar daha çok dışarıya çıkmaya başladı. Toplu geçmişin taşıma, acısını çıkardılar bir 18 ayı. Bir nevi öyle yani toplu taşıma kullanmak istemiyor insanlar haklı olarak bu pandemi ortamından dolayı. Özel araçlarla biliyorsunuz araç sayısı da ülkemizde son 5 yılda çok arttı. Bunun yansıması da tabii ki hasar olarak da bizlere dönüyor. Arabanın çok iyi olması çok bir şey değiştirmiyor. Aslında eskiden baktığımızda araçların fren sistemleri, balata sistemleri, direksiyon sistemleri bambaşkaydı. Şimdi bunlar çok gelişti. Ama hasarlar azalmadı. Dijital evet. Ama aslında hasarlar azalmadı. Aslında demek ki kullanıcıyla alakalı bir şey. Kullanıcıya da bunu yansıtabilmek gerekiyor. Araç sayısını, yollar tabii bunların hepsi farklı önemler. Yollar da aslında çok düzeldi ama hasarlar maalesef bu düzelme kadar azalmadı. Bakın bir izleyicimiz diyor ki trafik sigortası için verilen 50 bin lira TL maddi limit çok az değil mi? Aslında bana sorsalar bu soruyu, ben trafik sigortasındaki maddi limiti yüksek buluyorum. Çünkü kasko yapılması lazım bana göre. Asıl trafik sigortasının vefat ve sakatlıkta, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Tabii 50 bin TL sadece tek araç için. Bunun araç sayısı çoğaldıkça oradaki limit de çoğalıyor. Büyük hasarlarda az gibi görünse de aslında ortalama hasarlarda yüksek. Yani tamamını kullanmıyor zaten çoğu trafik sigortalı müşteri. İşte far kırılması, tampon ezilmesi gibi. Hatta mini onarım denen bizim onarımlarımız da var. Hiç müşteriye yansımadan bir sonraki seneye hasar prim oranına da yansımayacak şekilde hasarları onarabiliyoruz. Buradaki rakamlar oldukça yeterli bence. Ama müşterimiz tabii ki kendi aracını düşünüyorsa kasko yaptırması lazım. Çünkü o rakam kendi aracıyla hiç alakası yok. Doğru. Yani yanlış algı olmasın. Üçüncü şahıslara verilen bir teminattır bu.
kendi aracının çok lüks araçtır belki de müşterimizin. Bu aracın kasko yaptırması gerekiyor. Çünkü trafik sigortası bunu hiç karşılamaz. Son bir soru. Aslında cevap getirdiniz. Kasko var, trafik niye yapıyorum? Trafik var, niye kasko yapıyorum diye sorarlar. Dediğimiz gibi trafik üçüncü şahıslara verilen hasarları limitler dahilinde karşılar. Kasko ise kendi aracına verilen. Kaskoda bir İMM teminatı konulabilir. Bu da önemli bir şey. İMM teminatı, mali mesuliyet. Mali mesuliyet. İşte trafiğin yetmediği, o 50 bin liradan daha fazla bir hasar doğarsa üçüncü şahıslara gelecek hasarda, işte müşterimiz belki onu da yaptırabilir böyle bir ihtiyacı varsa. Kendi kaskosuna veya tek başına da alabilir bu poliçeyi. Doğru, evet. İhtiyari mali mesuliyet poliçesini aldığı zaman üzerine de karşılayabiliyor. Ve çok da ucuz yani. O kadar. Çok ucuz. Yani ben yaptırdım mesela. Tabii. O söylediğiniz şeyi, çok, mali mesuliyeti. Evet. Ne olur ne olmaz. Araç değerleri artıyor. Nihat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerlendirme bilgiler için. Konu trafik ve oto olunca, trafik sigortası ve oto sigortası olunca o kadar çok soru geldi doğru ki. Doğru da çok geliyor. Biz efendim önümüzdeki günlerde konuklarımıza peyderpey bu soruyu ileteceğiz. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.